Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videomuzda çok güzel çıtı pıtı bir model anlatacağız arkadaşlar. Bu rengim Leylak markası 816 numara. Krem kullanacağım Leylak markası 744 numara. Bir de sarı kullanacağım Leylak markası 741 numara. Bunun rengini yazmamışım. Yazmam tonunda bir renge sahip. Modelimize gelince, modelimiz de bu arkadaşlar. Gerçekten çok zarif duruyor. Siz de isterseniz bu aralığı biraz daha yapabilirsiniz ama bu aralıkla da çok güzel oldu. Tabii size kalmış. İsterseniz biraz daha aralı yapabilirsiniz. Şimdi bu modelin yapım aşamasına geçelim. İki zincir çekerek tığ battımı yaptım. Tığ battısını ipimi sabitledim. 1, 2, 3, pardon çok özür dilerim. İpimi sabitledim. 2 adet zincir çektim ilk başlarken. Hemen yanındaki tığ battıya kapattım. Bu 1. 2 adet zincir çektim. Hemen yanındakine kapattım. 2. 2 adet zincir çektim. 3. tığ battı üzerime kapattım. 3. 2 adet zincir çektim. 4. tığ battı üzerime kapattım. 4. Şimdi burada ilk başlarken 4 adet tığ battı üzerine tığ battısı yaptık. 14 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Döndürüyorum tersine. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tığ battısı yaptık. İlk tığ battısından kapattım ilk başlarken. Düz yüzünü döndüm. Şimdi bu 14 adet zincirli noktama giriyorum. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 6 adet zincir çekiyorum. 6 adet zincirimi kapattım. Tekrar 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi hemen alttaki tığ battıya bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi vereceğim arayı gösteriyorum. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İlk başlarken 4 tığ battı üzerine bu işlemi yaptım. Vereceğim arayı gösteriyorum. 2 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battı da kapattım. Bu 1. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 2. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 3. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 4. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 5. 2 adet zincir çektim. Yanındaki tığ battı da kapattım. 6. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 7. 2 adet zincir çektim. Yanındakini de kapattım. 8. Bunu yaptıktan sonra 8 tane tığ battı üzerine yine 8 tane tığ battı yapıyorum. Vereceğim ara 4'ünü kullanacağım. 1, 2, 3, 4'ünü. Aramda 4 kalacak. 1, 2, 3, 4. Çok pardon, söküldü yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 zincir çektim. Dönüşü yaptım. 1, 2, 3 ve 4. tığ battıya girip kapatıyorum. 1, 2, 3, arada da 4 tane kaldı. Bir adet zincir çekiyorum rahat dönmek için. Şimdi bu zincire girdim. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Yuva içerisine girip kapatıyorum. Tekrar 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. bu yuvada kapatıyorum. Tığ battı içerisinde 8. Şimdi ne yapıyorum? Yine 8 tane tığ battı üzerine tığ battı yapıyorum. 2 adet zincir çek. Yanındakine gir kapat. 1. 2 adet zincir çek. Yanındakine kapat. 2. Benim verdiğim ara bu kadar. Sizler ilk aranızda kaç tığ battı yapmış iseniz, mesela 10 tane tığ battı yapıp dönmüş iseniz, diğerinde de 10 tane yapıp döneceksiniz. 1, 2, 3 oldu. 2 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 4. 2 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 5.
2 adet zincir çektim, devamındakine kapattım 6. 2 adet zincir çektim, devamındakine kapattım 7. 2 adet zincir çektim, devamındakine kapattım 8. Şimdi 14 adet zincir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Döndürüyorum tersine. 1 2 3 4. tığ battı da kapatıyorum. 1 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. Yuvanın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet sık iğnesi yaptım. 6 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8. tığ battı içerisinde sabitliyorum. 8. Yine devamında arkadaşlar 8 tane tığ battı üzerine tığ battı yapıyorum, 8 tane. Ve dönüp 14 zincirle dönüyorum, yuva oluşturuyorum. 2 adet zincir yanındakine batıp kapatıyorum. Bu kadar yeterli benim için anlatım. Altyapımız hep bu şekilde devam edip gidecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzeyimizden, burası düz yüzeyimiz. Bakın şurada 6 adet zincirli yuvamız vardı. Buraya girip ipimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuva içerisine giriyorum yine. Başına 1 aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Başına 1 aldım. Tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Başına 1 alıp tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 4 adet zincir bu ara noktadan girip kapatıyorum. Başına 1 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir çektim, bu ara noktasından girip kapattım. 4 tane pimpirikli trabzanım oldu. Şimdi 4 tane pimpirikli trabzan olunca 3 zincir çektim. Yuva içerisine başına almadan sık iğne ile kapatıp aşağı indim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına 1 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir bu aradan girdim, kapattım. Başına 1 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir bu aradan girdim, kapattım. Başına 1 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 zincir çekiyorum, bu aradan girip kapatıyorum. Başına 1 alıyorum, tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. 4 tane pimpirikli trabzanım oldu yine. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? 3 zincir çekiyorum. Yuva içerisine başına almadan girip sık iğne ile sabitledim. 1 adet zincir çektim. İpimi kestim. Bu aşamamız bu şekilde. Şimdi şunları temizleyip dönüyorum. Krem rengi ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Burası yine düz yüzeyimiz arkadaşlar. Bakın şuradan burada bir boşluk var. Bakın 3 zincirle indiğimiz nokta. Buraya giriyorum. İpimi tutturuyorum. Dediğim gibi düz yüzey burası. Başına 1 aldım. Bakın bu karşıdaki bu boşluğa giriyorum. İpin ucunu aldım. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2. Geriye giderek buraya bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu oluşturduğum yuvadan girip kapattım. Bu 1. 5 adet zincir çektim. Girdim, kapattım. 2.
5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3, 5 adet zincir çektim, yuva içerisine girdim, kapattım. 4, 4 kez 5 zincir kapattık buraya. 1 adet zincir çekip ipimizi keselim. Hemen bunları da yakalım, kamerama zarar vermesin diye altında yakamıyorum. İşte arkadaşlar, bu şekilde. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gerçekten de farklı ve güzel bir model oldu. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.